Bu canlı kalkan projesini İHA olarak başlattık zaten. Türkiye'nin her tarafında imza kampanyaları var. Bütün siyasi partilerin buna katılmasını arzuluyoruz. Bununla ilgili Suriye'nin bütün taraflarıyla görüşüyoruz. Hem rejimle görüşüyoruz hem muhaliflerle görüşüyoruz. Belki Suriye üzerinden her tarafın birleşmesiyle veya her tarafın izin vermesiyle Golan Tepelerinden içeriye girilecek. Veya şu anda biliyorsunuz bir kampanya başlatıldı. Mavi Marmara'nın Gazze'ye gitmesiyle ilgili. O konuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle ben şunu da İsrail'e hatırlatmak istiyorum. Biz bu canlı kalkanları ya Suriye'deki bütün taraflarla anlaşarak götüreceğiz ya da denizden Mavi Marmara'yla götüreceğiz. Ama Suriye ile eğer anlaşarak bunu oraya götürebilirsek şunu bilin ki Suriye'deki bütün taraflar bu sefer birleşir, İsrail'e karşı bu silahları döndürür. O nedenle Orta Doğu'da bu savaşın büyümesini istemiyorsa İsrail bir an önce buradan geri çekilsin. Filistin bağımsız bir devlettir ve Müslüman ülkeler Filistinlerle ikili anlaşma yapmalıdır ve Filistin'e de silah desteği vermelidir kendilerini koruması için. Filistin'in kendisini koruması için bütün teknolojik imkanlar sunulmalıdır. Aksi takdirde bu anlaşma, bu şeyler devam edecek. Bu ikili anlaşmalarla Filistin'e saldırı İslam ülkelerine saldırı olarak kabul edilmelidir. Aksi takdirde İsrail bu katliamları sürdürecek. Şimdi hiç ileri geri konuşmaya gerek yok. Öyle insan haklarıymış. Öyle uluslararası hukukmuş. Bunların hepsi sınıfta kalmıştır. Çocuklar öldürülürken, kadınlar öldürülürken İslam ülkeleri üzerine düşeni yapmalıdır. Bütün konsoloslukları ve büyükelçilikleri tamamen topraklarından göndermelidir. Bütün en azından bakın söylüyorum Şili kadar şahsiyetli olmalıdır. Bütün ticari ilişkileri kesti. Venezuela bütün büyükelçiliği gönderdi, kapattı. İslam dünyası İsrail'le ilişkiyi kessin, İsrail'in kendisine abluka uygulanacaktır. Niye İsrail'le siz silah alışverişi yapıyorsunuz? Filistin'le yapın silah alışverişini. Filistin'le yapın ticari anlaşmayı. Filistin zaten tarih boyunca tüccar bir memlekettir. Filistinler çocuk öldürmüyor, merak etmeyin. Filistinler kadın öldürmüyor, merak etmeyin. Katilleri besleyen İslam dünyasıdır. Bunu herkes bilsin. Bu konuda da bu katilleri besleyenlerin bir an önce tedbir alması gerekiyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. İsrail de bilsin, bütün dünya da bilsin. Eğer bu savaşı durdurmazsanız, eğer bu ablukayı kaldırmazsanız, biz canlı kalkan olarak ya Suriye'den gideriz, ya denizden gideriz. Yeni filolar yaparız. İnşallah. Ve bu sefer zannetmeyin böyle gideriz. Çağrımızı bütün Türkiye'nin yöneticilerine de söyleriz. Bizi korumak zorundasınız deriz. Bizi korumak için buranın gemileri de Akdeniz'e açılır. O zaman da İsrail oraya sivil anlayış için giden bu gemileri vurmaya kalkarsa karşısında da bu gemileri korumak zorunda kalan, hukuken mecburiyetinde kalan Türkiye ile karşı karşıya kalır. İsrail istiyorsa buna devam ettirsin. Bunun artık böyle söylemlerle geçiştirecek bir şey yoktur. Evinde yatan çocuğu düşünmeyen vicdansızlar topluluğu olmaya razı değiliz. Bir kere bunu herkes bilsin. Biz böyle bir topluluk değiliz. Biz gerekirse bir Yahudi çocuğu için de canımızı tehlikeye atarız. Müslüman çocuğu için de canımızı tehlikeye atarız. Hristiyan çocuğu için de canımızı tehlikeye atarız. Ama asla tarihe sessiz kalmış hainler olarak geçmeyiz. Bunu da bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bütün dünya rahat etmek istiyorsa bu savaşı durdursun. Bunda da bizim şaka yapmadığımızı geçmişte yaptığımız faaliyetler ve eylemler ortaya koyuyordur. Bakıyoruz hala. Hala bakıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu savaş
nasıl sürecek ona bakacağız. Ama bizim gemimiz hazır. Sadece bir tane evrağını vermemişler. Buradan ben o çağrıyı da çağrıyı da yapmak istiyorum. Bu geminin yola çıkmamasını gerektirecek hiçbir şey yok. Bir an önce bu geminin izin belgelerinin de tamamlanması gerekiyor. Şu anda bu gemiye izin verilmiyorsa Türkiye'de hiçbir gemi denize açılamaz. Çünkü Türkiye'deki bütün gemilere göre denize açılma hakkına sahip olan ilk sırada bütün işlemleri tamamlamış gemidir. Ama buna rağmen prosedürde birileri bunu vermek istemiyor. Biz de bu konuyu da burada tekrar size paylaşmış oluyoruz. Ama gerekirse eğer bu savaş durmazsa, katliamlar artarsa biz halkı limanlara yığar yine gideriz. O zaman da bütün dünya bu konuyla ilgili kendi bilir. Ne yapacağını kendi bilir. Golan Tepesi'nin hiçbir özel durumu yok. Biz şu anda Suriye rejimine de haber gönderdik. İran'la da görüşüyoruz. Muhaliflerle de görüşüyoruz. Ve hepsine de diyoruz. Suriye'deki savaşı bitirmek istiyorsanız bakın hepiniz birleşin. Hepiniz güya İsrail düşmanısınız. İşte orada Gazze var. Ya yolu bize açın, biz Golan Tepelerinden gidelim canlı kalkan olarak, ya da siz şu savaşınızı bitirip şu İsrail'e bir ders verin. Artık bu noktaya geldik. Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca Amerika kalkıyor, bir tane küçük çocuğu savunmuyor, İsrail alçağını savunuyor. Bu ne biçim alçaklık? Utanmıyor musun sen, o Beyaz Saray'da oturuyorsun, bu konuşmayı yapıyorsun? Bir tane çocuğu savunmuyor, 620 bin milyon dolar veriyor Amerika. Ne aymazlık bu? O zaman biz de diyoruz, madem sen bu zalimlerin yanındasın, biz de Filistin'in yanındayız. Gerekirse bütün Suriye'deki tarafları masaya oturtmadan, bakın, masaya oturtmadan araziden size doğru yönlendiririz. Allah'ın izniyle Filistin'in bu gücü var. Golan Tepeleri de her zaman alternatiftir. İnşallah çok kısa zaman içerisinde bu abluka kalkacak ve Gazze ile Türkiye arasında her türlü yollar açılacak. Ben size o müjdeyi de vereyim. Bu abluka kalktıktan sonra Mavi Marmara'yı da Gazze'ye hediye edeceğiz. Gazze'den her gün o limandan buraya seferler, buradan oraya seferler yapılacak. İnşallah. Allah o günleri gösterecek inşallah. Evet, biz bu dönem zekatlarınızı, sadakalarınızı özellikle Gazze için istiyoruz. Çünkü Gazze'de o kadar çok yıkım oldu ki, orası açık cezaevi olduğu için ve savaş durduktan sonra oraların onarılması gerekiyor. Çünkü bütün altyapıyı onlar yok ettiler. Onların hedefi de buydu zaten. Onun için zekatlarınızı ve sadakalarınızı mutlaka Gazze'ye yönlendirin. İslam dünyasının her tarafında kan ve gözyaşı var ama unutmayın, İslam dünyasının birliğinin sağlanmasının yolu Filistin'de buluşmamızdır. İnşallah zekatlarımız, sadakalarımız, mal ve can cihadımız Filistin için olacaktır. Ben bu konuda da çağrıda bulunuyorum. Şu anda İHA olarak orada yardımlar yapıyoruz. Arkadaşlarımız orada, Gazze'nin içerisinde, her gün o bombaların altında, Türkiye'den oraya giden arkadaşlarımız. Oradan devamlı hem bilgi veriyorlar hem de yerinde tespit yapıyorlar. Gözlemlerde bulunuyorlar. Fakat bu gözlemlerde şunu görüyoruz. Oradaki gözlemlerimizden bir tanesi eğer şuydu. İslam dünyası gerçekten Filistin'i bağımsız bir devlet görseydi. İslam dünyası ikiyüzlü. Gerçekten Filistin'i bağımsız bir devlet görseydi, Filistin'e sadece gıda göndermezdi. Filistin'le ikili silah anlaşması ilişkileri yapardı. Filistin'de kendi füze kalkanı kurardı. Gazze kendi füze kalkanını kurardı. Böylece İsrail saldırıp çocuk öldüremezdi. O yüzden şü anda Filistin'in füze kalkanı olmadığı için Orta Doğu büyük bir savaşa, daha büyük savaşa sürükleniyor. O nedenle ben İslam dünyası ülkelerin ikiyüzlü olmaktan uzak durmaya çağırıyorum. Zekatlarımızı verelim, sadakalarımızı verelim. Ama mutlaka Filistin'de caydırıcı olsun diye füze kalkanı kurulmasını sağlayalım. Filistin'in kendi devlet olarak var olan bütün hakları elde etmesi sağlayalım. İsrail silah alınca
insan haklarına aykırı olmuyor da Filistin mi dışarıda silah alınca insan haklarına aykırı olacak? Bir kere ben hem alimlerimizin hem basın mensuplarımızın da bu konuda biraz uyanık olmasını istiyorum. İsrail böyle kafalarımızın içine girmiş, virüs olarak girmiş. İsrail'in elinde atom bombası oluyor, hakkıdır. Müslümanların kendi elinde bir tane işe yaramaz füzesi olunca da teröristtir. Eğer devletler hukuku denilen bir şey varsa, uluslararası alanda devletler eşitse, bu konuda da Filistin devletinin her türlü ticaret yapma, her türlü üretim yapma, silahından da, fabrikasından da, başka alanında hakkı vardır. İslam dünyası da bu konuya artık uyanık olmalıdır. Bu savaş duracak. İsrail kaybetti yine. Yine kaybetti. Ama İsrail periyodik olarak saldırıp insan öldürmeye devam edecek. Silahlarını denemeye devam edecek. Ben şimdi İslam dünyasına sesleniyorum. Çıkıp konuşmak çok güzel. Ama bu savaş durduktan sonra bağımsız Filistin devletiyle birbirinizi koruma anlaşması, ikili anlaşma yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bundan sonra ona bakacağız. Allah sizden razı olsun. Basın toplantımız bitmiştir. Çok teşekkür ederim.